olabilir. Hani o başkasının kasasından seçim hamlesi ifadesini, evet yani insan bakınca mantıklı, şuurlu, düşünen bir insan böyle bir şeyi söyleyemez diyorsunuz değil mi? İşçi lehine böyle bir tavrı. Şimdi karar birinci sayfasından demiş ki asgari ücret 4250 lira TL bazında, işte şu dolar bazında bu diye vermiş, haber yapmış ama işte aynı karar 5. sayfasında dayanamamış. Demiş ki başkasının kasasından seçim hamlesi. Kararın 5. sayfasını konuştuk az önce. Yani o asgari ücrete yönelik 4250 liralık zammın bir seçim yatırımı olduğunu, aslında böyle bir zam yapılmaması gerektiğini, başkasının kasasından böyle bir zam yapıldığını söylüyor. Ben olsam işçi kardeşlerimizin yerinde kararın künyesinden telefon numarasını bulur, ya kimin kesesinden neyin haberini yapıyorsun diye söylerim. Şimdi Milli Gazete'nin manşeti: asgari ücrete sevinelim mi, üzülelim mi diye vermiş Milli. Asgari ücrete yapılan %50'lik zam sevindirirken, son 3 ayda yaşanan TL'nin %100'e varan değer kaybı ve günden güne bu kaybın devam etmesi endişeyle takip edildi diye vermiş. Temel Karamollaoğlu ile de Saadet Partisi Genel Başkanı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yine durup dururken bir araya gelme ihtiyacı hissettiler. O toplantı sonrasında da mühim olan vatandaşın ihtiyacının karşılanması demiş, bir açıklama yapmışlar. Evet, Milli